Elektrikler kesildiği zaman internetiniz de kesiliyor mu? İşte bu video tam da size göre. Çok samimi bir arkadaşım 2 yıldır başımın etini yiyordu. 12 voltluk bir UPS yap. 220 voltluk UPS'lerin içerisine akü almaktan artık bıktık diye. Reji bir efekt alalım hemen. Ya bir değişiklik olsun. Bıktık ya, bıktık ya. Evet, aynen öyle bir durum söz konusuydu. Biz de dedik ki artık siz değerli izleyicilerimizden de böyle bir talep gelince yapmak artık farz oldu dedik. Şimdi cihazımızı bir tanıyalım. Bir de önemli bir not var. Onu da söyleyeceğim size. Şimdi şöyle bir modeminiz olduğunu farz edelim. Hemen arka kısmında 9 volt 1 amperi görüyoruz. Yani 9 volt gerilimle çalışıyor. Fakat maksimum 1 amperlik bir adaptöre ihtiyacı varmış bu arkadaşın. Adaptörüne de bakıyoruz. Üzerinde gelen adaptörüne. Yine aynı şekilde 9 volt 1 amper. Şimdi biz bu cihazı güç kaynağımıza bağlayalım ve ne kadar akım çektiğini bir görelim. İyi de bu modem değil ki, access point. Ya orayı karıştırma işte. Ne fark eder? Modem, access point. Karıştırma oralarını şimdi. Şu enerjiyi bir verelim cihaza. Reji, bunları hep önceden hazırlaman gerekiyordu. Biliyorsun değil mi? Şunu da 9 volta ayarladık. Adaptörün üzerindeki soketin aynısından bulmamız gerekiyor. Cihazı bağladığımız zaman 160 mA civarında şu an bir tüketim var, akım çekiyor. Bağlantılar vesaire yapıldığı zaman da 300, bilemediniz 350 mA'ya kadar, hadi diyelim ki 500 mA'ya kadar bir tüketimi var. Böyle bir bilgiye ne kadar batarya koyacağımızı ve ne kadar süre dayanacağını hesaplamak için, hem de devrenin elemanlarının uygun olup olmadığını bilmek için bu bilgiyi kesinlikle öğrenmemiz gerekiyordu. Şimdi biraz da malzemelerimizi tanıyalım, kutularımızdan bahsedelim. Şimdi ilk olarak laptoplardan söktüğümüz bataryalarımız var. 18650 lityum-iyon bataryalar. Normalde bunların kapasitelerine baktığımız zaman genelde 2000 ile 2500 civarında oluyor. 2C çıkış akımına sahipler maksimum olarak. Normalde de 2000 mAh'e yakın üzerinde kapasite var. 1970 mAh, 1990 mAh diyelim. 2000 mAh'e yakın denilebilir. Şöyle bir hesapladığımız zaman kabaca 500 mAh tüketimi olmuş olsa, pillerin her tanesinin yaklaşık olarak 8 watt saate yakın bir kapasitesi var. 2 tanesi 16 watt yapar. Cihazımızda, yani modemimizde yaklaşık olarak 4-4,5 watt civarında bir tüketim olacağı için nereden baksanız 4 saat civarında, hadi diyelim ki yarısı kayıplar vesaire, en kötü ihtimalle 2 saat boyunca kesintisiz modemimizi çalıştırabiliriz bu sistemle. Peki daha uzun kullanım için pil sayısını artırmak sisteme uygun olur mu? Yani o cihazlar buna uygun mudur? Şimdi öyle el kol yaparak soru soruyorsun, o bence hoş değil ama evet, sorun cevaplıyorum. Herhangi bir sorun olmaz. Yalnız şöyle bir durum söz konusu. Kullanacağınız pillerin kesinlikle aynı kapasitede olması lazım. Yani 5-10 mAh'lik farklar çok bir şey oluşturmayacaktır ama hani tutup 1990 mAh'lik bir pilin yanına atıyorum 1000 mAh'lik bir pil takarsanız tabii ki böyle bir şey uygun olmayacaktır. Eğer sıfır pil alacaksanız zaten hiç sorun yok. Sıfır pilleri hepsini aynı marka, aynı model yaparsınız. Problemsiz bir şekilde kullanırsınız. Mümkün mertebe zaten aynı marka, aynı model ve aynı kapasitede piller kullanırsanız direkt orijinal bir, atıyorum, bir mağazadan almış gibi sorunsuz bir şekilde yıllarca kullanabilirsiniz. Kullanacağımız malzemelerin linklerini açıklamaya bırakıyoruz. Fakat satıcılarla herhangi bir ilgimiz yok. Sadece rahat bulabilmeniz için bunu yapacağız. İlk malzememizi tanıyalım. 7 segment LED display'li bir voltmetre. Çok böyle şirin, minnak bir şey. Hemen şöyle bir bağlayıp görelim. Açılış efekti bile var. 4,35 volt diyor. 4,35 voltsa bu pil patlamamalıydı. Patlamalı mıydı yoksa? Evet. Biraz sapma olabilir fakat çok da problem değil. Belki de şundan da olabilir. Düşük voltaj, normalde 5 voltun üzerinde çalıştığını söylüyorlar. Birazdan onu test ederiz. Bir tane kondansatör. UPS, yani pilden normal kendi adaptörüne geçiş sırasında ya da tam tersinde enerji kesintisi olup da internet bağlantısının kopmaması için 35 volt 1000 mikrofarad. Bir tane BMS kullanacağız burada. 2S BMS 20 amperlik.
20 amper olması aslında çıkış için çok problem değil. Fakat biz bunu hem dengeleme yapması için pillerde şarj için hem de minimum maksimum voltajlarda pilleri korumak için özellikle takıyoruz. Diğer bir malzememiz de 2S lityum iyon şarj devresi. Şarj devresinin çalışma aralığı gayet geniş bir şekilde kullanılabiliyor. Yani biz buna 9 volt da versek, 12 volt da versek pilleri akımına uygun bir şekilde şarj edecek. Güvenli bir şekilde en önemlisi. Olur da adaptör, hani adaptörlerde şöyle bir durum söz konusudur. Sayın kameraman görebiliyor muyuz bunu? Adaptörlerin üzerinde soketin iç kısmının artı mı eksi mi olduğunu gösteren bir şekil vardır. Şöyle baktığımız zaman şu ortadaki nokta artı, dış kısmı eksi. Burada eğer farklı bir adaptör takılırsa devreyi yakmamak için, hatta modemi de yakmamak için şöyle bir tane koruma diyotu koyacağız. 1N4007. Ya herhangi bir diyot da koyabilirsiniz. Çok problem değil, zaten koruma için olacak. Bir sonraki malzememiz de dişi jack. Giriş çıkış için kullanacağız bunu. Diğer bir malzememiz 12 voltluk çift kontaklı bir röle olacak. Şöyle küçük, çok yüksek akım çekilmeyeceği için bu boyutlarda bir şey yeterli. Bir de DC-DC konverter kullanacağız. X ile 6009 diye bir entegre kullanıyor bu. Gayet problemsiz ve çıkışında parazit olmayan yüksek frekansla tetikleme var çünkü. Şurada da üzerinde ayar yerimiz var. Pillerin gerilimini 9 volta, hatta şöyle bir şey var. Eğer modeminiz 12 voltta çalışıyorsa yine bu şekilde potun üzerinden ayarlama yapabilirsiniz. Bir tane de şöyle küçük bir tane anahtarımız var. Sevimli küçük bir şey. Şimdi son olarak da kutumuzu gösterelim. Şu kutuyu kullanmayı düşünüyoruz. Hem kesimi kolay olacak bizim için, malzemeleri yerleştirmek için, hem de küçük kibar bir şey. Şöyle bir üstüne koyun, altına koyun, kenarına koyun, arkasına koyun. Yer kaplamayacak. Gayet şık, güzel bir kutu. Hatta elinizde eğer eski, arızalı laptop adaptörlerinin eğer kutusu varsa, açtığınız, kullanmadığınız, böyle bir şey de kullanabilirsiniz. Malzemeleri sığdırmak tabii ki önemli. Fakat kesimi daha kolay olsun ve daha böyle kibar gözüktüğü için gözümüze biz bu kutuyu kullanacağız. Yapım aşamasında kolaylık olması için devrelerin birbirine olan bağlantılarını dışarıda yapıp daha sonrasında kutunun içerisine bunları yerleştireceğiz. Şu an cihazın bağlantı şemasını görüyorsunuz ekranda. Bu montaj şemasına göre bağlantılara başlıyoruz. İlk olarak kondansatörü çıkış kısmına, yani sabit uç kısmına montajını yapalım. Şu şekilde birbirine değmemesi için. Evet, gayet düzgün bir şekilde montajını yaptık. Şu arayı biraz açabiliriz. Tamam. Şimdi enerji girişlerini yapıyoruz. Şemada da görüyorsunuz zaten. Enerji giriş çıkışını yaparken kesinlikle eksi kısmı, şu an bağlantısı olmasa da kondansatörün eksi kısmına denk gelmesi lazım. Aksi takdirde kondansatörünüz patlayacaktır. Devre kısa devre olacaktır. Bir sonraki malzememiz olan 1N4007 diyotu soketin yanına değil de rölenin üzerine montaj yapmaya karar verdim. Şöyle çevirelim. Burada yönü çok önemli. Çizgili kısmı artıya denk gelecek ki herhangi bir ters gerilimde koruma yapsın. Şimdi de lityum iyon şarj modülünü montajını yapacağız. Girişi şu 3 tane pinin olduğu taraf. Yani nüvenin olduğu taraf. Çıkışta da şu pinlerimiz var. Arka kısmına ben ne tarafta ne olduğunu yazdım. Devre üzeri şema üzerinde zaten artının eksinin ne tarafta olduğunu yazıyor. Şimdi modülü hemen diyotu bağladığımız yere dehimini yapalım. Şimdi de bir sonraki modül, yani DC-DC konvertörü bağlıyoruz.
Şimdi pillerimizi seri bağlamak için yan yana şu şekilde koyduk. Üzerine de BMS'yi montaj yaparsak herhalde güzel bir görüntüye sahip olur. Şimdi ilk olarak nerenin nereye geleceğini daha kolay anlaşılması için ilk eksi burası 0 voltun olduğu yer. Diğer pil 4.2. Hemen buradan buraya atlama yapılacak. Yine 4.2 yazdım. O yüzden çıkış yani artı kısmı da burası 8.4 volt olarak yazdık. Modülün üzerinde de çünkü aynı sayılar var. 0, 4.2, 8.4. Bakayım. Şöyle yaptığımızda tam olarak yerleri birebir uyuyor. Şimdi montajına başlayalım. Montajda kolaylık olması için ve sıcak silikonun direkt pillere değmemesi için öyle bir şey düşündük. Kağıt bantla sarıyoruz. Aslında bizim punta makinamız da var fakat herkeste olmayacağını düşünerek lehimle yapacağız bu işlemi. Şurası 0, 4.2, 4.2. Evet. Şu iki tarafını. Pile daha önce lehim yapmadıysanız hiç lehimlenecek yüzeyi zımparayla biraz zımparalayın. Oranın tam parlak olması lazım. Lehimi birazcık pastanın içerisine daldırıp hemen havyanın geliş yüzeyiyle şu şekilde dokundurup şöyle yaptığınızda bakın şurası gayet düzgün bir şekilde lehimlendi. Örnek olsun diye gösterdim. Zımpara falan da yapılmamıştı ama havyanız eğer 20 watt 25 wattlık bir şeyse kesinlikle bu işlemi yapmayın. Çünkü hızlı ısıtmayacağı için pil uzun sürede ısınacaktır. O tehlikeli olabilir. Yani şu an bakın inanın. Bakın hiç sıcak bile değil. Çünkü o hemen o ısı dağıldı çok hızlı olduğu için pile de zarar vermedik. Bu anlamda kolay olabilir. Kablolarımızı hazırladık. Şimdi modülü lehime bir hazırlayalım. Şimdi BMS'imiz ve pillerimiz hazır. Yani bir batarya ünitemiz oldu burada. Şu iki kabloyu kesmek yerine arayı sıyırıp şarj aletinden çıkan enerjiyi buraya bağlayacağız. O ne ya? Bunu bağlamayacağım. Bağlayayım. Nereye bağlayacağım? O zaten var burada. Anahtarı bağlamayacağım. Eve mi götüreceğim? Ha evet. Ben zaten rejinin dikkatini çekmek için acaba burada mı değil mi dikkati tabii, diye tabii. Ben oradan bunu şey yapmak istedim. Teşekkür ediyoruz rejiye. Çok dikkatli. Şunu bağlayalım. Griyi eksi yapmıştık. BMS'nin çıkışına. Bakayım iyi oldu mu lehim iyi olmadı. Evet şu an gayet güzel. O zaman şuradan bunu sökelim. Burayı anahtara bağlarız. Bu iki ucu anahtar için ayırdık fakat daha anahtarı kutunun üzerine montaj yapmadığımız için şu an bağlayamıyoruz. Fakat şöyle bir şey yapabiliriz. Modülün çıkışını ayarlamak için şöyle bir krokodille burayı tutturalım. Tutturamadık. Evet. Bir çıkışı ölçelim. Şimdi bakalım burada kaç volt var? O ne? Milivolt. Milivolt. Çıkış vermiyor. Herhalde bağlantıda problem var. Aa. BMS bozuk mu? Hiç olur mu öyle şey? Olmaz. Çünkü şuraya baktığımızda bakıyoruz ki 8.35 volt var. Şöyle de bakalım. 4.18. 4.17. Fakat BMS'ye bakıyoruz. Her şey güzel gibi. Şimdi montaj yaparken sırayla bağlantıları yaptığımız için bağlantılar mesela ilk önce 0 voltu bağladık. Sonra 4.2'yi bağladık. 8.4 voltu en son bağladığımız için sanki bir kopukluk varmış gibi kendini korumaya alıyor. Ve şarj için buna 8.4 volt verdiğimiz an kilidi kaldıracak ve BMS'imiz çalışmaya başlayacak. Şöyle yapalım hemen. Güç kaynağımızı hazırlayalım. Bunun da nasıl olacağını size gösterelim.
Modülün üzerindeki eksiği sökelim. Şu şekilde. Artı da diğer tarafta olduğu için özellikle eksiği çektik. Şimdi şuradan eksi, buradan artı verdik ve akım çekmeye başladı ve durdu. Büyük ihtimalle olmuştur. Hemen bir ölçüm yapalım, çıkış veriyor mu diye. Evet, 8.27 voltu çıkışta gördük. BMS'imiz kilidini açmış oldu. Şimdi tekrar bağlantılarını yapalım. Şunu da bir uzaklaştıralım. Evet, çıkışı gördük. 16.69. Şöyle bakalım, o çıkış bayağı yükseliyor. Şöyle 9 volta kadar indireceğiz. 9 volt, 10 volt çok problem değil. Çünkü zaten modemlerin içerisinde kendi DC-DC konverterleri var. Öyle artı eksi 1 volt, 2 volt çok problem yaratmayacaktır. Çok sıkıntı etmeyin yani kendinize. Ustam, peki pillerin şarjı azalıp voltajı düşmüş olsa bile sürekli 9 volt verecek mi bu devre? Tabii ki. Pilin gerilimi 3 volta bile düşmüş olsa, ki mümkün değil, BMS'miz var. 2 pilin toplam gerilimi 6 volta ininceye kadar BMS çıkış verecektir. Yani zaten özelliği o, koruma özelliği var. Fakat devreye 3 voltla 32 volt arasında kaç volt verirseniz verin, ayarladığınız voltajdan farklı bir voltaj vermeyecektir. Fakat şöyle bir durum var, burada çok önemli. Devreyle ilgili çok önemli bir şeye değinmeden geçmemek lazım. Şimdi bu step up converter dediğimiz voltajı yükselten dönüştürücülerden bir tanesidir. Bunun şöyle bir artısı var bize. Biz o artıyı kullanacağız. 2 tane pil kullandık. Toplamda maksimum gerilimimiz 8.4 volt. Fakat bu devreye bu 8.4 voltu verip 6 volt çıkış maalesef elde edemezsiniz. Bunlar da çift özellikli olanlarından almanız gerekiyor. Ki onların da fiyatları çok yüksek. Yani hem step down hem de step up dediklerimiz, hem düşürüp hem yükselten devrelerden almanız lazım. Biz de onun yerine, atıyorum buraya 12 voltluk bir batarya, yani 3S batarya koymak yerine 2S koyduk. Ve yükselten bir DC-DC dönüştürücü koyup İşi çözdük. Şunu da yapabilirsiniz. İlla hani kendinizi o şekilde şartlamayın. Buraya 3 tane pil koyarsınız. Üçlü BMS koyarsınız. 3S'i şarj edecek bir modül bağlarsınız. Bunu da step up değil de, yani yükselten değil de step down, yani düşüren tipte bir dönüştürücü olarak bağlarsınız. Olayı çözersiniz. Yani kendinizi sıkıntıya sokmayın. Çözüm, her yer çözüm. Yeter ki nerede arayacağınızı bilin. Montajda şunu da unutmamak lazım. Fakat şöyle bir durum var. Şimdi kutunun üzerine bunları montaj yapacağımız için, hani yerleri de şu an daha tam net değil. Onun için montajını yapmıyoruz. Artıya eksiği, yani şu modülün girişine bağlayacağız ki pilin üzerinde kalan gerilimi görsün. Elzem bir şey mi? Yani bana göre daha görselliği güzel bir sonuç oluşturacaktır. İsterseniz bir tane led bile bağlayabilirsiniz. Fakat bunu anahtardan sonrasına bağlamanız gerekiyor ki kullanılmadığı zaman içerisinde LED display de boşu boşuna enerji harcamasın. Şimdi malzemelerin yerlerini, yani şu soketi, anahtarı, bunların yerlerini ayarlamak için gerekli deliklerini açalım. Evet, biraz uğraştık ama delikleri açtık. Gayet de güzel oldu. Nereden baksanız güzel oldu yani. Şimdi şu yerleşimi bir artık yapalım yavaş yavaş. Bunu buraya koyalım. İçerisine yerleştirirken kesinlikle kabloları sağa sola değdirmemeye çalışın. Eğer yok, ben ne olur ne olmaz, elimin ayarı yoktur diyorsanız şöyle bir bant alın, az bir şey. Benim de bazen elimin ayarı yoktur. Mesela atıyorum şöyle bir şeyler yapabilirsiniz. Şimdi BMS'nin altına biraz sıcak silikon. Çok fazla dökmeyin. Kesinlikle elektronik devrelerdeki lehimleri eritiyor. Yani az bir şey olması kafi. Montajımıza devam ediyoruz. Şunlar anahtarın. Bunları dışarı çıkartalım. Eğer böyle montaj sırasında kafanız karışıyorsa, kabloların üzerine şu yapıştırdığınız bantlara mesela yazı da yazabilirsiniz. Asetatlı kalem bu iş için gayet uygun. Şimdi en son devreleri falan içerisine koyacağız ama
Şu bağlantımızı da yapalım. Son olarak DC-DC konverterin çıkışını artık röleye bağlayalım. Mavi kablo ve kahverengi kablo ile alacağız. Şu. Rölenin orta tarafta iki tane uçları kaldı. Lehimlenmemiş. Şimdi şunu şöyle bir araya koyalım. Artı eksi olayı burada da çok önemli. Eğer ters bir bağlantı yapılırsa hem buradaki cihazlara hem modeme zarar verme durumu olabilir. Onun için dikkat etmek lazım. Artı bu taraf. Bizim de artımız burada. Tekrar kontrol ettik. Sağa sola şöyle değdirmeden. Evet. Bu da tamam. Şimdi modülümüzü yapıştıralım. Çift taraflı bant yapıştırdık altına. Şu şarj modülünü de şuraya bir yere. Yani şunu söylemeden geçmeyelim. Şarj modülünün üzerinde bir tane şarjın durumunu gösteren LED'imiz var. LED'i buraya ekstradan LED bağlamaktansa orada güzel bir hokkabazlık yapacağız. Yaklaşık olarak nereye denk geldiğine bir bakalım. LED'in şuraya denk geliyor. Şunu tekrar yapıştıralım da reji ondan sonra kızıyor. Şuraya bir delik açacağız. Evet, 3 milimetre bir delik açtık. Buraya bir bant yapıştırıyoruz. İç kısmında sıcak silikon vermemiz gerekiyor biraz. Deliğin içini tam anlamıyla doldurması gerekiyor. O çok önemli. En önemlisi o. Hatta dışına da taşması gerekiyor. Hemen şimdi göstereceğim size de. Sayın kameraman, gözüküyor mu? Bunun özelliği şu. Sıcak silikon saydam bir şey. İçerideki ışığı alıp dışarıya taşıyacaktır. Kendi içinde aynı fiber optik kablo gibi orada görev yapacak. Bunun için ekstradan öyle LED falan bağlamaya gerek yok. Yani en azından bu proje için gerek yok. Çünkü zaten cihaz çalışıyorsa modeminizin ışıkları yanacaktır. Burada önemli olan şarjın durumunu görebilmek. Şimdi bandı söktük. Opak bir görüntü oldu. Şuradaki çift taraflı bandı da söküp daha iyi transfer yapabilmek için, ışık transferi yapabilmek için çok küçük bir miktar LED ile o yaptığımız deliğin arasına sürmemiz gerekiyor. Fazla sürerseniz LED'i bozabilirsiniz. Evet. Artı şurası. Orta kısım burayı artı olarak belirlemiştik. Şöyle lehimini yapalım hemen. Burası tamam. Şimdi çıkış için şöyle bir kablomuz vardı. En başta gösterdiğimiz. Bunun için şuradaki deliği kullanacağız. Yan tarafına bir delik açtık. Bunu böyle sıkı geçecek şekilde yapın ki çektiğiniz zaman falan öyle hemen gelmesin. Evet. Bu da son bağlantımız. Kondansatörün olduğu yere, yani oradaki uçlara bağlıyoruz. İsterseniz kondansatörün üzerinden de alabilirsiniz. Hatta oradan alalım. Çünkü kondansatöre ne kadar yakın olursa o kadar iyi. Şimdi artık yerine yerleştirebiliriz. Şu röleyi yapıştırmak için altına biraz sıcak silikon verelim. Şimdi anahtarımızı da lehimliyoruz. Şimdi modülün bağlantısını da yapalım. Anahtarı takmadan önce yapmamız gerekiyor. Eksi BMS'nin hemen şuraya, çıkışa. Şuraya biraz daha lehim verelim. Evet. Bunu da şuradan çıkartalım. Ve anahtara bağlayalım. Anahtarın çıkış kısmına bağlayacağız bunu. Şöyle çalıştırdığımızda yanacak. Yerine taktıktan sonra bir test edelim. Süper. Şimdi şunu da bir montajını yapalım. Şu kulaklarını kesmek durumundayız. Çünkü şu şekilde sığmayacak. Şöyle geliyor. Evet, şurayı.
Vallahi bir şey diyeyim mi? Fabrikasyon olsa ancak bu kadar keserler. Üf. Abi böyle bir şey yok ya. Böyle bir şey yok. 8.44. 44 önemli. Malatya. Sese dikkat. Ses önemli. Kapattık. Böyle bir şey yok ya. Subaru'nun yemin ediyorum kadranı gibi. Böyle sıfırdan geliyor ya. Şimdi cihazı bir test etmek için şöyle bir çıkışı bir görmemiz lazım. O kadar devreyi içerisine koyduk falan. Ne durumda? İç kısmının artı olması gerekiyor. 9.00. Ben hayatımda böyle bir şey görmedim. Abi kamera kapalıyken yeniden ayarladın o 9.00. Evet, biraz kaymış. O kadar olur. Şimdi bu haliyle bağlayıp bir görelim. Bir miktar düştü bağlayınca, gayet normal. Şimdi bir de şarj olurken araya takıp bakalım. Şimdi modemin kendi şarj aletini, daha doğrusu adaptörüne bakalım. 9.04 volt. Şuna bir bağlayıp görelim. Bakalım ne olacak. Evet. Şimdi arkadaşlar şunu göstereyim size. Yani LED taksanız belki bu kadar aydınlatır. O da her yerden gözükmeyebilir. Gayet düzgün, göz almayan ve güzel bir şey yapmış olduk. İlla buraya koyacaksınız diye bir şey yok. Sıcak silikondan bir parça kesip mesela onu şuraya da taşıyabilirsiniz. Uç noktasına. Hatta üzerine çok güzel böyle bir membran mı diyorlar? Yazı falan yazıcıdan çıkartıp o aydınger kağıdı gibi bir şey. Onu mesela yapabilirsiniz. Yapıştırabilirsiniz. O kısmına artık biz karışmıyoruz. Şimdi fişi çekelim, bir testimizi yapalım diyecektim. Hep bu reji oradan bana kaş göz yapıyor, bilmem ne yapıyor. Şu şemada kırmızı işaretlediğimiz diyotu takmayı unutmuşuz. Onu bir takalım, testlerimizi öyle geçelim. Diyotu taktık. Şunu bir çalıştıralım. Şu şekilde görülüyor herhalde. Şimdi şunu bir çekelim, görelim bakalım kesinti olacak mı, olmayacak mı? Evet. Tebrik ederim. Teşekkürler. Oldu. Bir de oradan kaş göz yapıp böyle kafa karıştırmasan aslında tam süper olacak. Hiç. Ya, Hemen gerilim düşüyor. Vallahi şarjı da gayet güzel gidecek gibi. Süper. Çok güvenli, çok güzel bir cihaz oldu. Vallahi cihaz 10 numara oldu. Şöyle bir bakın. Pırıl pırıl. Yani marketlerden alsanız, elektronik marketlerden anca bu kadar olur. Şimdi bucak tarafında bir atasözü vardır. Daha önce söylemiştim bunu. Elin övdüğü geleni diyor, koynuma basasım geldi. Kendini öven gelenin de diyor, gerisini siz noktaları artık yorumlara yazmayın. Tabii öyle bir şey yok. Şimdi burada önemli birkaç nokta var. Onlara da değinelim. Sonra videomuzu bitirelim. Bazı güç kaynakları, yani adaptörler, fişten çekildiği zaman ya da enerji gitmesi durumunda çıkış voltajını yavaş yavaş düşürüyorlar. Bu gibi durumlarda röle kendini yavaş yavaş bırakacağı için arada o kontaklar ayrılırken direnç oluşup gerilim düşmesine neden oluyor. Bu gibi durumlarda da modeminizde kesinti olabilir. Onun için şöyle bir çözüm bulduk. Hemen şu an şema geldi. Rölenin kontaklarının üzerine ekstradan bir tane direnç, 1 wattlık bir direnç konulması gerekiyor. Ve çıkış kondansatöründe 10.000 mikrofarad takmanız gerekiyor. Böyle bir çözümle sorunsuz bir şekilde kullanabilirsiniz. Ya da hani enerji kesildiği zaman, elektrik kesildiği zaman, yani bir dakika sonra zaten modem tekrardan bağlanmış oluyor. Benim için problem değil kardeşim, bir dakika sonra tekrar nasıl olsa bağlanırım diyorsanız bu şekilde de yapabilirsiniz. Bir de şundan bahsetmek istiyorum. Super Online'ın ilk bağlantılarında apartmana bir tane fiber optik kablo geliyordu. Orada fiber optikten işte Ethernet'e dönüştürülüyor. Oradan switch'e bağlanıp dairelere dağıtılıyordu. Bu gibi durumlarda evinizde sadece bir tane buna benzer access point bulunuyor.
Yani interneti dağıtıcı bulunuyor. Şimdi o gibi durumlarda siz ona enerji verseniz bile aşağıdaki asıl modem ya da fiber dönüştürücü çalışmayacağı için bu yapacağınız cihaz işe yaramayacaktır. Bunu da belirttikten sonra artık videoyu bitirmenin zamanı geldi. Bizi izlediğiniz için çok teşekkürler. O bizi beğenen ellerinizle dert görmesin. Sağlıklı, mutlu günler dileriz. Teşekkürler. Teşekkürler.